Herkese merhabalar arkadaşlar. Acil Matematik AYT Soru Bankası'nın çözümlerine diziler konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda aritmetik diziden birinci testi çözeceğiz. İlk sorumuzda an 3n artı 2 olduğuna göre demiş hangileri doğrudur? Sabit dizidir demiş. Mesela n yerine 1 yazdığımız zaman a1'e bakalım. 1 yazdığımız zaman 5 geldi. N yerine 2 yazdığımız zaman a2 burada. 3 kere 2 6 artı 2'den 8 geldi. Farklı terimler olduğu için sabit dizi bir kere değil. AN ortak farkı 3 olan bir aritmetik dizidir demiş. Ortak fark 2 olan bir aritmetik dizi. Bakalım mesela N yerine 3 yazdığımız zaman A3 değerimiz 9 artı 2'den 11 geldi. Aralarında 3'er fark olacak şekilde bu şekilde ilerliyor. O zaman aritmetik bir dizi çünkü aralarında 3 fark yani 5 artı 3'den 8 gelmiş. 8 artı 3'ten 11 gelmiş. O yüzden de ortak farkı 3 olan bir aritmetik dizidir ifadesi doğru. Yani cevabımız yalnız 2 geldi. İkinci soruda ilk terimi 3, ortak farkı 5 olan bir aritmetik dizinin A1 3, R'si ise pardon D'si ise 5 verilmiş aritmetik bir dizi. Genel terim ne istiyor bizden? Genel terim neydi aritmetik dizi? AN eşittir A1 artı N-1 çarpı D diyorduk. A1'i 3 vermiş. N-1'i aynen yazıyorum. Genel terim dediği için n'li bir ifade bulacağız. Çarpı ortak farkında 5 vermiş. 3 artı 5n-5 yani 5n-2 dizinin genel terimi olacak. Üçüncü soruda ilk terim 7. Ortak farkı 3 bölü 5 olan aritmetik dizinin 26. terimi kaçtır demiş. Genel terimine bakalım. A n eşittir. A1 artı n-1 çarpı d diyorduk. 26. terim dediğine göre n yerine 26 yazarsam a 26 eşittir. A1 7. 26 eksi 1'den burada 25 çarpı d'si de 3 bölü 5. Sadeleştirdiğimiz zaman 15, 15 artı 7'den de 26. terimi 22 olarak buluyoruz. Dördüncü soruda eksi 3 ile 30 arasında bu sayılarla birlikte aritmetik dizi oluşturacak şekilde 10 tane terim yerleştirilirse baştan 7. terim kaçtır demiş. Yani A7'yi bizden istiyor. Şimdi şöyle diyelim 10 tane terim yerleştirmiş. Birinci terimimiz o zaman A1 burada eksi 3. Eksi 3 ile 10'un arasına 10 tane pardon 30'un arasına 10 tane terim yerleştirdiyse bu birinci terimde 10 tane terim oldu 11. O zaman buradaki 30 da 12. terim olacak. Yani A12 de 30'a eşit. Ve bizden A7'yi istiyor. Şimdi şöyle diyelim. Burada A12'yi A1'e göre açacak olursam A1 artı. Şimdi burada normalde genel terimde AN eşittir A1 artı N-1 çarpı D diyorduk. Yani buradaki N ile 1'in arasındaki farkı yazıyorduk aslında. Aynı şekilde A12'yi de A1'e göre açtığımız zaman 12-1'den 11 çarpı D gelecek. A12 30 A1 eksi 3. O zaman artı 11D geldi. Buradan D'yi bulabilirim. Karşı tarafa aldığımız zaman 33 eşittir 11D'den. D'nin burada yani ortak farkın 3 olduğunu bulduk. Şimdi artık A7 istiyorduk. A7 de tekrar A1'e göre açalım. A1 artı genel terimini uyguladığım zaman 7-1'den 6D gelecek. A1 eksi 3. 6 çarpı D de zaten 3. Eksi 3 artı 18'den cevabımız 15 geldi. Beşinci soru AN aritmetik dizidir demiş. Buna göre bu oran kaçtır? Şimdi buradaki ifadelerimiz 12. terim 16. terimin toplamının 14. terime oranını sormuş bize. Şöyle diyebiliriz. Burada ardışık mesela A 12. terim, 14. terim, 16. terim. 14. terim aslında bu ikisine eşit uzaklıkta. Yani burada 12 ile 14 arasındaki mesafe ile 14 ile 16 arasında eşit mesafe var. Yani bu aslında ortadaki terimleri 14. O zaman A 14... 12. terim ile 16. terimin toplamının yarısına eşit hatırlarsanız. Bu şekilde bir ortanca ile ilgili bir kuralımız vardı. Dolayısıyla ben buradaki A12 artı A16 yerine buradaki ifademizin içler dışlar çarpımı yaparsak 2 tane A14 A12 artı A16'ya eşit. Yani bunun yerine 2 tane A14 yazabilirim. Paydada da A14 var. Bunlar sadeleşti ve cevabımız 2 geldi. Altıncı soruda bir aritmetik dizinin ardışık 5 terimi sırasıyla verilmiş. Buna göre A çarpı C bölü B. Şimdi burada da yine aynı şekilde ortancayı kullanabiliriz. Mesela logaritma B değeri bu aritmetik bir dizi olduğuna göre, burada aritmetik bir dizi olduğuna göre en ortadaki terimi sonuçta ardışık 5 terimlerine göre 1. 2. 3. 4. 5. Ortadaki terimimizin ikisine de mesela logaritma 2 ile logaritma 18 olan uzaklıkları eşit. O zaman logaritma B logaritma 2 ile logaritma 18'in toplamının yarısına eşit. Aynı şekilde logaritma b
Logaritma a ile logaritma c de sonuçta eşit uzaklıkta. Bunların toplamının yine yarısına eşit. Şimdi burasını düzenlersem tabanları aynı olduğuna göre 18 ile 2'yi çarptığımız zaman logaritma 36 burası bölü 2 gelecek. Logaritma b diyelim. 2'yi karşı tarafa gönderirsem 2 tane logaritma b. Burası 6'nın karesi dersek 2 çarpı logaritma 6 gelecek. İkiler de sadece ise logaritma b logaritma 6'ya eşitse b değerimiz buradan 6 geldi. Aynı şekilde buraya bakalım. Burada da 2 tane logaritma b yani logaritma 6 yazabilirim artık. Tabanların burada çarpımı geleceği için yani a ve c'nin çarpımı gelecek. Logaritma a çarpı c. 2'yi 6'nın kuvvetine gönderirsek logaritma 36 logaritma a çarpı c'ye eşit. Dolayısıyla a çarpı c'de 36 geldi. Bu oranı istiyordu bizden. 36 bölü 6'dan cevabımız 6 geldi. 7. soruda dizisi ilk terimi 5 olan sonlu bir aritmetik dizidir demiş. İlk terim 5. Bu dizinin terimlerinin toplamı kaçtır diyor. Şimdi sonlu bir aritmetik dizi aralarındaki farkın da 7 olduğunu burada görüyoruz. Yani D değerimiz de 7 gelecek. Şimdi burada 7 7 gitmiş. En son mesela 82'ye baktığımız zaman burada kaçıncı terim olduğunu bilmiyoruz 82. Ona bakalım kaçıncı terim olduğunu bulalım. A n eşittir. A 1 artı n eksi 1 çarpı D diyorduk. A n'in burada sonda burada kaçıncı terim olduğunu dediğim gibi bilmiyorum. N değerini bulacağız. N'inci terim diyelim buna. 82 ise A n değeri 82'ye eşit olacak. A 1 5. N eksi 1 kaçıncı olduğunu bilmiyoruz çünkü D değerimiz de 7. Ve buradan n'in değerini bulacağım. 82 şöyle diyelim buradaki 5'i karşı tarafa alırsak eğer 77 eşittir n eksi 1 çarpı 7 gelecek. 7 ile 77'yi sadeleştirirsek 11 eşittir n eksi 1 n de buradan 12 geldi. Yani 12. terim 82'ymiş. A 12 diyelim 82'ymiş. Dizinin terimleri toplamını istiyor bizden. Şimdi birinci terimden 12. terime kadar olan değerlerin toplamını istiyoruz. Bunu bulabilmemiz için de şimdi şöyle söyleyelim. Buradaki her bir terimi toplayabilmemiz için aslında bizden şunu istiyor. İlk 12 terim toplamını istiyor aslında bizden. O formülü de şöyle hatırlayalım. Sn eşittir. N bölü 2 çarpı 2A1 artı N eksi 1 çarpı D diyorduk. S 12 aradığıma göre N yerine 12 yazdım. 12 bölü 2'den 6. 2A1, A1 5 olduğuna göre 10 geldi. N eksi 1 dediği için 11 çarpı D diyeceğim. D de zaten 7 olacak. Burasını düzenlersek 77 artı 10'dan 87 çarpı 6 diyeceğiz. 87 çarpı 6'dan da buradan 42, 48, 4 daha dersek 522'ye eşit olacak. 8. soruda AN bir aritmetik dizi. SN bu aritmetik dizinin ilk n terim toplamıdır. Buna göre dizinin ortak farkı kaçtır? Şimdi ilk 13 terim toplamından ilk 10 terim toplamı çıkartılmış ve 48 gelmiş. O zaman şöyle diyelim mesela A1'den A13'e kadar olan terimlerden toplamından A1'den A10'a kadar olan terimler toplamı çıkartılmış. O zaman burasını direkt eksiyle çarparsam A1'den A10'a kadar olanların hepsi gidecek. Geriye 11. terim, 12. terim ve 13. terim kalacak ve bunların değeri de 48'e eşitmiş. Şimdi bu dizinin ortak farkını bilmiyoruz. Şöyle yazalım mesela A11 ifadesini hatta bunların hepsini birinci terime göre yazalım çünkü birinci terimi biliyoruz. A11 şöyle gelecek. A1 artı n eksi 1 çarpı d. Yani 10 çarpı d gelecek. Artı A12 için A1 artı 11d. A13'de A1 artı 12d olacak. Toplamları 48. 1, 2, 3 tane A1 var. A1 1 olduğuna göre 3 geldi. Artı 12, 11 daha burada 23, 33d geldi. Eşittir 48. 3'ü karşı tarafa alırsak da 33d 45 gelecek. D değerimiz de buradan 45 bölü 33. 3'e böldüğümüz zaman 15, 3'e böldüğümüz zaman 11. Yani ortak fark 15 bölü 11 geldi. 9. soruda bazı terimleri aynı olan iki aritmetik dizi verilmiş. Mesela burada 18, 21 gitmiş. Burası 19, 21. Yani burada 3'er 3'er gidiyor. Burada 2'şer 2'şer giden bir aritmetik dizi var. Buradaki ortak fark 3. Buradaki ortak fark ise 2. Bu dizilerin ortak ilk 8 teriminin toplamı kaçtır demiş. Şimdi buradaki terime şöyle devam edelim. 18, 21, 24, 3'er 3'er gidiyor. 27, 30, 33 şeklinde gidecek. Burada da 19'da başladı. 2'şer 2'şer gittiğinde 21, 23, 25, 27, 27 gelecek. Bir sonrakinde 29, 31, 33. Şimdi kaç defada bir burada aynı değerler geliyor ona bakalım. İlk 8 terimin de toplamını istiyor bizden. Mesela 21'ler aynı. Daha sonra 27'ler aynı.
33 buradaki değerimiz de 33 de buradaki aynı şekilde 33 aynı. İlk 8 mesela burada aralarında aslında birer farkla gittiğinde ilk 8 tane ortak değeri bulacak demektir. Mesela bir sonrakinde burada 36 gelecek. Burada da 3 fazlasını 2 fazlasını aldığımız zaman 35. Tekrar mesela 37 2 fazla burada 2 defa da 1 geliyor. Hatta 3 defa da 1. Burada 2 defa da 1 tekrarlanıyor. Bu dizilerin ortak ilk 8 teriminin toplamı. Şunları alalım o zaman. 21 var, 27 var, 33 var. Aralarındaki farklar 6 6 gidecek demektir. O zaman bir sonrakinde 39 şeklinde gidecek. Ve ilk 8 teriminin benim aradığım aslında buna da Cn diyelim. Biz aslında buradaki ilk 8 terimin toplamını istiyoruz. Yani S8'i istiyoruz. Bu dizideki birinci terimimiz A1 burada 21. Ortak farkımız da 6. O zaman S8'i bulalım. N bölü 2 diyorduk. 8 bölü 2'den 4 gelecek. 4 çarpı 2A1 diyorduk kuralımızı. Sn eşittir. N bölü 2 çarpı 2A1 artı N-1 çarpı D. 8 bölü 2'den 4 geldi. 2A1, A1 21 olduğuna göre 42 artı N-1 çarpı D. 8 eksi 1'den 7 çarpı D gelecek. 42 artı 42'den burası 84. 84 çarpı 4 diyeceğim. 4 çarpı 4'ten 16. 8 kere 4 32. Burası da 33. Yani 336 olarak buradaki 8 terimin toplamı gelecek. 10. soruya bakalım. AN aritmetik dizisinin ilk N terim toplamı SN olmak üzere S15 değeri biliniyorsa ifadelerinin hangileri bulunabilir? Şimdi S15 biliniyorsa 15 bölü 2, 2A1 artı N-1 çarpı D'den yani 14D geliyor. Dolayısıyla buradaki ifadeyi biliyorsak yani S15 değerini biliyorsak mesela A1 buradaki A1 ve D değerlerini mesela bilmesi lazım aslında. Direkt mesela A15 yani ilk 15 terim toplamını biliyorsa direkt A15'i biliyor mudur? Şimdi şunu bilmesi lazım. A1 ve 14D'yi bilmesi gerekiyor bir kere. Mesela buradaki değerimiz şöyle gelse. Mesela 150 geldi. Buradaki ifademizde bunun çarpımı 150 olacaksa bu ifadeyi biliyordur. Yani direkt A1 ve D'yi ayrı ayrı bilmiyor olabilir. Ama 2A1 artı 14D'nin değerini biliyordur. İki parantezine alırsam A1 artı 7D'nin değerini kesinlikle o zaman biliyor ki buradaki ifadenin sonucunu bulacak. Yani buradaki sonucu biliyorsa mesela buradaki ortadaki değeri bilecek. Ama A1 şudur ya da D budur diye kesinlikle söyleyemez. Ama A1 artı 7D'yi söyleyebilir. Şimdi burada A15 demiş. Mesela biz A15'i nasıl açarız? A1 artı normal genel terim açtığımız zaman A1 artı N-1 çarpı D yani 14D. Bir buradan A1 artı 14D'yi bilmesi gerekiyor ama biz A1 artı 7D'yi biliyoruz. Bunu bulamaz. A12 artı A4 demiş. Bunları da şöyle açalım. Mesela A12 nedir? A1 artı 11D. Genel terime göre açıyorum. A4'ü de A1 artı 3D dersem. Bunların toplamından 2A1 artı 14D. 2A1 artı 14D'yi bulabiliyor. Dolayısıyla A1 artı 7D'yi de biliyor dedik. O yüzden bunu bulabildiği için ikinci kesinlikle var. Ama ortak fark da kesinlikle şudur diyemez. Çünkü bunların toplamını bu şekildeki bu iki toplamı iki katı zaten bunu sadece bulabilir. Bunu biliyordur. Dolayısıyla sadece buranın ikinci öncülü bulur. Üçüncüyü ve birinciyi bulamaz. Yani cevabımız B şıkkı gelir. 11. soruya bakalım. Emrah öğretmen bir daireyi 12 dilime bölüyor. Bu dilimlerin merkez açılarının derece cinsinden ölçüleri tam sayı olup aritmetik bir dizi oluşturmakta. Buna göre oluşacak en dar açının ölçüsü kaç derecedir demiş. En küçük ölçüsü kaç derecedir? Şimdi 12 dilime bölmüş. Burada şöyle diyelim eşit bir şekilde olduğunu bilmiyoruz. Sadece 12 tane dilime böldü. Birinci terimden mesela 12 tane terime kadar 12. terime kadar olan değerlerin toplamı bütün açıların toplamı sonuçta bir merkez açının ölçüsünün dilimi tam böleceğine göre burası 360 dereceye eşit olmalı. Yani aslında Sn değeri S12 değeri hatta 360'a eşit. O zaman S12'den yola çıkalım. S12 neydi? 12 bölü 2 çarpı 2A1 artı 11 çarpı D. Bu ifade 360'a eşit dediğim gibi. Sadeleştirdiğimiz zaman 6 burası da 60 geldi. Yani 2A1 artı 11D 60 dereceye eşit. Şimdi oluşacak en dar açının ölçüsü en küçük kaçtır demiş. Bu toplamın 60 olabilmesi için 11 şimdi buradaki D değerini de ona göre bulmamız lazım. Şimdi buradaki ifademizi ortak bir şekilde de artacak. Mesela ben en küçük burada başka bir bilgi vermedi. Sadece 12'ye kadar olduğunu vermiş ve aritmetik bir dizi oluşturuyorlar dedi. Tamam. Mesela buradaki ifademizde 2A1 artı 11D dediğimiz ifade
A1'e mesela 6 demiş olsam, yani en küçük açımız burada 6 gelse 12 gelecek. 12 buradan 12 artı 11 de eşittir 60 gelecek. Karşı tarafa aldığımız zaman buradaki değerimize bunlar tam sayılacak. Ona da dikkat etmemiz lazım. Karşı tarafa aldığımız zaman burası 48 eşittir 11 de. D sonuçta artış miktarı da burada tam sayı olması lazım. Çünkü bütün terimlerin tam sayı olduğunu söylüyor burada. O yüzden de burada 11'de 48 olamayacağına göre en küçük açımız 6 olamaz. Daha sonra buradaki ifadede mesela 8 yazarsam 16 artı 11'de eşittir 60. Karşı tarafa aldığımız zaman 44 olacak. 44 11'de eşitse D buradan 4 gelecek. Dolayısıyla en küçük açımızın 8 olma durumu, buradan en küçük değerimiz direkt 8 derece geliyor. Çünkü bu da bir tam sayı, 8 de bir tam sayı. O yüzden de cevabımız B şıkkı gelecek. 12. soruda tekin çubuklarla dikdörtgen prizma oluşturmuş ve her köşesine de bir küre koyarak aşağıda ilk 2 adımı verilen örüntüyü yazmıştır. Birinci adımda 12 tane çubuk, 8 tane küre var. Örüntüye sonraki her adımda bir dikdörtgen prizması eklemekte ve her komşu iki prizmanın bir yüzeyi ortaktır demiş. Şuradaki yüzey. Birinci adımda 12'si çubuk, 8'i küre olmak üzere toplam 20 tane materyal vardır. Örüntünün 15. adımında toplam kaç materyal var? Şimdi birinci adımda A1 diyelim, ona 20 tane materyal var. İkinci adımda şimdi ne kadar ekleyecek? Buradakiler zaten vardı. Şimdi çubuklara bakalım. 1, 2, 3, 4 tane uzun var. 5, 6, 7, 8 tane çubuk eklemiş oldu. Daha sonra küre, bunlar vardı zaten. 1, 2, 3, 4 tane de küre ekledi. Yani sonuç olarak 12 tane materyal eklediği için ikinci adımında 32 tane materyal oldu. Bir sonrakine, yani üçüncü adımda yine aslında bu kısmı eklediği için yine 12 tane materyal daha eklemiş olacak. Burada o zaman üçüncü adımda da 44 gelecek. Sonuç olarak yine burada artış miktarı 12 gelecek. Yani hep bu şekilde 12-12 ilerlediğine göre bir aritmetik dizi oluşturuyor aslında. Ve bize de 15. adımı, yani 15. terimi istiyor. Şimdi burada artan miktarı 12 olduğuna göre D değerimiz 12. Birinci terimimiz de 20. Ve bizden 15. terimi istiyor. O zaman 15. terimin genel terimini açarsak A1 artı N-1 çarpı D diyorduk. 15-1'den 14 çarpı D diyeceğiz. A1 20 artı 14 çarpı D 12 zaten. Topladığımız zaman 20 artı burası da çarptığımız zaman 168 gelecek. Buradaki değer de toplam, yani 15. adımımıza 188'e eşit olacak. Evet, böylece aritmetik dizi ile ilgili birinci testimizi de tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.